İstanbul Dijital Sanat Festivali aslında ikinci edisyonunu gerçekleştiriyor. Geçen sene ilkini 1001 Direkt'te gerçekleştirdik. Bu sene ise ikincisi, ama bu senenin çok büyük heyecanı var. Çünkü kurasyonunu Türkiye'nin ilk yapay zekası Avid gerçekleştirdi. Yani burada sizler insanla yapay zekanın bir işbirliğinde, bir festivalinde şahitsiniz. Burada bizler konu olarak insan yaratıcılığı üzerine kurgulandı. Dünya enerjisinin bir insan yaratıcılığı mı acaba diye sorusuyla yola çıktı Avent'imiz, yapay zekamız. Ondan sonra kuratörlerimiz de Bager Akbay ile Esra Özkan, onlar da beraber burada sanatçıları, yerli ve yabancı sanatçıları seçerek ve aynı zamanda da çok önemli, Azerbaycan'ın da ilk yapay zeka sanatçısı Şuşan'ı da davet ederek bir festivalde şu anda ev sahipliği yapıyoruz. Burada tabii çok güzel isimler var. Gördüğünüz bütün eserler bu festivale özel üretildi. Burada bizler NFT'lere şahit olabiliyoruz. NFT'lere şahidiz, dijital sanata şahidiz. Aynı zamanda dijital performanslara şahidiz. Robotumuz var, şiir yazan robotumuz. Şiir yazıyor aynı anda. Diğer tarafta bir müzikle dijital sanatın birleşiminde Orhan'ın çalışması bulunmaktadır. Ya da burada gördüğünüz bir doğanın sesleriyle bir video artı görebilirsiniz ya da Afra'nın bir dokunmayla ses çıkarmasının şahitliğini gerçekleştiriyorsunuz. Hepsi o kadar farklı, ya da buradaki sanatçımızın deniz altındaki bir dijital çalışmasını görürsünüz. Osman Koç'un, Nohlab'ın. Hepsi ayrı ayrı bir hikayesi var. İnanılmaz, bu İstanbul Dijital Sanat Festivali'nin ikinci edisyonuna ciddi bir renk kattı. Şuşak kendisi halı üretiyor. İlk başta hamamda sergileniyor. İlk bir sembolünü, diğer tarafta birleşmesini görüyorsunuz ve karşınızda bir halısını. Bunlar hepsi çok heyecanlı, çok keyifli çalışmalardı. 13 tane. Yurt dışından şu anda yaklaşık olarak 5 tane de yabancı sanatçılarımız var. Bu sergiyi geleneksel hale getirmeye çalışıyoruz. İkincisi, ve umut ediyoruz ki seneye yine daha farklı hikayeler, dijitalin yenilikleriyle beraber planlıyoruz seneye. Avint şeyin küratöryel metnini kuran kişi, yani bir yapay zeka yazılımını aslında metni ona oluşturduk. Bayağı ona bıraktık. Çok az ilişki müdahale kurduk o metnin oluşturulmasında. Sonra farklı yazılımlar aracıyla metni sese dönüştürdük, yine yapay zeka yazılımlarıyla. Sonra sesi görüntüye dönüştürdük. Dolayısıyla bir sürü aslında farklı alanda kullanılan makine öğrenmesi yazılımlarının teknikleri ard arda kullanarak bir küratör çıktı karşımıza. Küratöryel sürecin normalde fiziksel de bir sürü şey var. İnsan ilişkileri tarafları da var. Onları bizler üstlendik. Özellikle Esra Özkan üstlendi. Ama karar mekanizmasında Avind'in verebileceği bir karar olduğunda ona sorarak algılamaya çalıştık. Bir nevi pazarlık ettik aslında diyebiliriz yazılımla. Ve bu şekilde bir diyalog kurduk. Şunu diyebilirdik: hayır, böyle bir yazılım kullanmadık. Esra Özkan küratör, Bager Akbay küratör diyebilirdik. Ama bu serginin ana teması zaten bir sanatçının bir alet kullanarak iş yaptığında övgüyü üzerine almaktan ziyade alete de değer vermesi, ona da bakması olduğu için biz de küratörlüğü aslında Avind'e bırakmış olduk. Aslında yine bir kolektif çalışma var ama Avind'i burada daha öne çıkıyor. Çünkü normalde siz de işinizi yaptığınızda bir sürü makine, alet kullanıyorsunuz. Şimdi aletleri elinizden alsak yaptığınız bütün mesleki işiniz inanılmaz değişir. Ama hiç şey demiyorsunuz, yani işte mikrofonuma teşekkür edeyim, belki diyorsunuzdur bu arada, ama kamerama teşekkür edeyim, ışığıma teşekkür edeyim. Genelde unutuyoruz bunu, görmezden geliyoruz. Ama aslında bizim kültürümüzde bu vardır. Yani ağaca saygı duymak, doğaya saygı duymak, dağa saygı duymak, oradaki kuşa, kediye, ona saygı duymak, onunla ilişki olmak, hatta geçerken o kuşa, kediye selam vermek kültürümüzde olan bir şeydir. Biz de aslında
bu yazılımlara o teşekkürlerimizi böyle iletmiş olduk. Evet, olabildiğince teslim etmeye çalıştık. Yapabildiği kadarını yapmaya çalıştık. O yazılım o tarafını yapamıyorsa başka bir yapay zeka yazılımı kullandık. O yüzden bir sürü yazılımı birleştirip olabildiğince devretmeye çalıştık. Thank you.